İyi akşamlar. Saat 19. Bloomberg HT ana haberdesiniz. Önce haber başlıkları. Koronavirüsten korunma yolunda İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında birçok mekanın kapatılmasına karar verildi. Kısıtlamalara düğün ve nişan salonlarıyla taziye evleri de dahil edildi. Virüs genelgesine göre 81 ilde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birhane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, luna park, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24 itibariyle durdurulacak. Amerikan Merkez Bankası Fed'in olağanüstü toplantıyla faizi sıfıra çekmesi ve varlık alımlarını genişletmesinin ardından küresel merkez bankalarından da adımlar gelmeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, bankanın koronavirüsün ekonomik etkisini yakından takip ettiğini ve ihtiyaç halinde ek genişlemeye gitmekten çekinmeyeceğini söyledi. Kuroda, BOJ'un faal şekilde ETF alımı yapacağını ve ihtiyaç halinde faiz indirimine gidebileceğini vurguladı. Fed sonrası Kore Merkez Bankası da acil toplantıyla gösterge faizi 50 bas puan indirerek tarihi düşük seviye olan 0.75'e çekti. Uluslararası Para Fonu IMF, virüsün ekonomik etkileriyle mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı. Ancak likidite adımları ve diğer tedbirler piyasalardaki paniği yatıştıramadı. Küresel piyasalarda tarihi değer kayıpları yaşandı. Borsa İstanbul 100 endeksindeki %8.08 değer kaybı, Mart 2013'ten bu yana en şiddetli kayıp oldu. Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin gün içi işlemlerde %18 değer kaybederek 4400 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin Şubat zirvesinden %57 değer kaybetmiş durumda. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi. İran'da virüs kaynaklı can kaybı 850'yi aştı. Suudi Arabistan, virüsten korunma tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesi yönünde karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen bir koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi. Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve uygulanan sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi. Diğer yandan Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın bilgisayar sistemlerine de bugün bir siber saldırı yapıldığı bildiriliyor. Türkiye'de konut satışları Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %51.4 artarak 118.753'e yükseldi. İpotekli konut satışları %391 artarken ikinci el konut satışları %77.8 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20.6 artarak 4005 adet oldu. Merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta 7.36 milyar dolar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe giderleri 93.5 milyar lira, bütçe gelirleri 86.1 milyar lira, faiz dışı bütçe giderleri 79.3 milyar lira ve faiz dışı fazla da 6.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Türkiye'de özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu yılın ilk ayında 2019'un sonuna göre 1.1 milyar dolar azalarak 8.4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 1.8 milyar dolar azalarak 189.8 milyar dolara geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca bankaların iş sürekliliği ve acil durum eylem planlarının her yıl düzenli olarak gözden geçirildiği, söz konusu planların tekrar incelenerek gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirtti. Berat Albayrak, en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır ifadesini kullandı. Dünyanın en değerli şirketi Suudi Arabistan Milli Petrol Şirketi Saudi Aramco'nun net karı 2019'da bir önceki yıla göre %20 azalarak 88.2 milyar dolara geriledi. Aramco 2018'de 111.1 milyar dolar net kar elde etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 büyük bankası 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde hisse geri alımlarını geçici olarak durdurmayı kararlaştırdı. Finansal Hizmetler Forumu'ndan yapılan açıklamada virüs salgınının dünya ve küresel ekonomi için eşi görülmemiş bir zorluk olduğuna işaret ediliyor. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu İktidar Partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni tebliğiyle anne kızlık soyadı, SMS ile tek kullanımlık şifre gönderme gibi birçok kimlik doğrulama yöntemi tarihe karışıyor. Düzenleme 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek. Evet, neredeyse tüm dünya borsalarının büyük kayıplar verdiği bir günü geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız günde gelen bir de istisnai haber var. Filipinler borsası yarın itibariyle kapanıyor. Süresiz ne kadar kapanacağını bilmiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı diğer ülke borsalarından da bu tür haberleri duymak zorunda kalabileceğiz. Çünkü son derece istisnai bir durumla karşı karşıyayız. Dünyanın ilk kez karşı karşıya olduğu bu durumla ilgili olarak yapılacak her şey de ilk ve istisnai olabilecektir. Bugün Türkiye'den alınan önlemler var, Avrupa ülkelerinden gelen önlemler var. Her şeyi konuşacağız. Çok iyi grafiklerimiz var. Bu grafikler eşliğinde bu arada sizin katkılarınızı bekliyoruz. Şimdi son durumu görmek üzere canlı aplikasyonumuz ekrana geliyor. Şu an itibariyle dünyada 174.961 kişi enfekte olmuş durumda. Ölü sayısı 6.705, 77.658 kişi taburcu olmuş durumda. Öğlen saatlerinde ölü sayısı 6.400 civarındaydı. Dolayısıyla 300 kişi daha kaybetmiş durumdayız. Enfekte olan kişilerin sayısı da 169.000 civarındaydı. Oraya da bir 5.000'den fazla ilave söz konusu. Taburcu olanların sayısında aynı hızı göremiyoruz. Sağ tarafta dikdörtgen içinde bütün zamanların tüm zamanların yani koronavirüsün kısa tarihinin tüm zamanını gösteren bir grafik var. Yukarıda gördüğünüz turuncu kesikli çizgi enfekte olan Çin'de enfekte olan kişilerin sayısını gösteriyor. Onun ortasındaki taburcu olanları yeşille ifade edilmiş durumda. Alttaki de Çin dışındaki ülkelerdeki enfekte olan kişi sayısını gösteriyor. Bugün itibariyle Çin dışındaki enfekte olan kişi sayısı Çin'dekileri geçmiş durumda. İki çizgi kesişmiş durumda. İki çizgiden aşağıdaki sarı çizginin yukarı doğru gitmesi halinde Avrupa'da özellikle İspanya'da, İtalya'da ve İran'da tehlikenin giderek büyüyeceğini pekala tahmin etmemiz işten bile değil. Bugün bize Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş eşlik ediyor. Hoş geldin Tonguç. Hoş bulduk Ali Bey. Şimdi arkadaşlarımız hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde koronavirüs dolayısıyla alınan önlemleri içeren bir çalışma hazırladılar. Bu dönerken senden bugünün bir toparlanmasını istedim. Toparlamasını. Valla bugünün hani piyasalar açısından baktığımızda hep konuşuyoruz ya böyle kara cuma, kara pazartesi. Yani onlara benzer bir şey var. Her ne kadar hafta sonu Fed'in yaptığı o sürpriz faiz indirimi, işte Japonya Merkez Bankası'nın gelip piyasaları destekleyeceği yöndeki yaptığı açıklamalar açıkçası Fed'in ilk faiz indirimindeki kadar neredeyse kötü bir etki sağladı piyasalara. Çünkü cuma günü Amerikan borsaları %10'a varan bir yükseliş gerçekleştirmişti.
Ama bugün yani Amerikan borsaları açılana kadar diğer borsalarda satışlar gördük. Sonra da Amerika tarafı açılınca neredeyse tüm o aldığı %10'luk getiriyi veren tekrar devre kesicilerin piyasada aktif hale geldiği bir dünya piyasası var. Ama şöyle bakıyorum, yani bütün günü tabii toparlarsak, siz de virüsle ilgili bilgileri çok güzel anlık olarak aktardınız. Bir kere piyasalardaki şeyi tarif etmemiz lazım. Yani insanlar neden mesela hem petrol satıyor, hem altın satıyor, hem hisse senetlerini satıyorlar? Birçok aslında konusu da oldu. Yani bu dünyada biz bu krizi diyelim, yani bu sağlık krizini ve finansal tarafa sıçrama durumundan önce dünyada birçok işlemin kaldıraçlı, özellikle de vadeli piyasalarda yapılan işlemlerde kaldıraç miktarının çok yüksek olduğu Amerika gibi piyasalarda ve bunun risk yaratabileceğini, işte devletlerin, şirketlerin borçluk oranından falan bahsediyorduk. Dolayısıyla böyle bir kırılım olduğunda artık siz hani biz her yatırımlarınızı böyle bir tek ürüne bağlamayın, bir sepet yapın diyoruz ya. Evet. Yani aşağı yukarı fonlar, yani riski gruplar, yaymak için. Aynen. Evet. Fonlar, gruplar, kişiler mesela bakıyorlar, hisse tarafında benim portföyüm %10 aşağı gelmiş. Ne tarafta bir kardayım ya da nerede bir likit pozisyonum var? Gidiyor o tarafı satıyor. Yani bu gümüş olabilir, altın olabilir, petrol olabilir, neyse. Zaten petrolde de biliyorsunuz o gepli bir başlangıcı oldu. Evet. Orada da bir teminat durumu oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası FED tarafında faizi indirip işte 700 milyar dolarlık bir teşvik veya işte tahvil alımı yapacağını söylemesine rağmen piyasalarda bu ateşin yandığını gören herkes tekrardan o satış tuşlarına basmaya başladı benim görebildiğim kadarıyla. Fakat şöyle oluyor, yani herkes bir satıyor veya pozisyonunu işte kontrol ediyorsunuz, o sırada bir margin call daha geliyor, yine satışa devam etmeniz evet. gerekiyor. Dolayısıyla bu piyasa stabil olana kadar böyle bir döngü olacak. Fakat varlık değerleri, yani örnek veriyorum, ons altın 1700 dolardan 1450 dolara gelmiş. İşte herhangi bir borsayı... Bunları ayrı ayrı konuşalım mı, ister misin? Yani altını ve petrolü ayrı ayrı konuşalım. Peki. Yani dolayısıyla devamlı siz bir hesap kitap yapıp bu teminatınızı bir yerde nötr hale veya istenilen hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi virüse dönersek, yani hazır ekranda da döndüğü için söylüyorum. Mesela önümüzde çok güzel iki tane ülke örneği var. Bir tanesi Çin, bir tanesi Güney Kore. Evet. Şimdi bu 12 Mart'ta yanılmıyorsam Çin'de sadece 15 tane yeni vaka vardı. O sizin gösterdiğiniz grafikte de o sarı, yani vaka artış hızı veya vaka artış hızı diyelim, neredeyse stabil gözüküyor. Dolayısıyla bu Çinliler hem malzeme açısından hem de kendi sağlık personellerini şu an Avrupa'ya taşıyıp burada da yardımda bulunmak için bu ülkelerle birlik oluyorlar. Şimdi biz 2-2,5 ay dersek bu virüsün Kore ve özellikle Çin'deki gerçekleşmelerine. Şimdi burada herkes birçok adım atıyor değil mi? Bizde evet. de var. Yani belli yerler kapatılıyor falan. Bunları yapmamız gerekiyor. Bir kere panik halinde olmayacağız. Ne yapmamız gerektiğini özellikle Sağlık Bakanlığı'nın, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya bu konuyla ilgili birinci ağızdan, kamu tarafından açıklanan siteleri, haber kanallarını takip etmemiz ve izlememiz lazım. Bunun haricinde yayınlanan birçok şeye de itimat etmememiz gerekiyor lütfen. Ve kendimizi, önce ailemizi, sonra işte yaşadığımız bölgeyi, mahallemizi diyelim, belli oranda karantina altında tutmamız evet. lazım, yani iletişimi. Ve bu gerçekleştiğinde piyasadaki bu yangının söndüğünü zamanla göreceğiz. Şu an sönmemesinin nedeni hala global olarak bu riskin devam ediyor olması. Yani günü maalesef haftanın ilk işlem günü çok böyle bizim için de çok iyi geçmedi. Ama böyle özetleyebiliriz. Peki. Şimdi tabii haftanın günlerini sayarken işte Kara Cuma, bugün geldi Kara Pazartesi, Kara Salı, Kara Çarşamba, Kara Perşembe falan diye gidiyor. Yani hiçbir günün diğerinden çok farklı olmadığı evet. bir dönemden geçiyoruz. O bakımdan artık günlere kara ya da ak gibi sıfatlar vermekten bir süre sonra vazgeçebiliriz. Şimdi biraz önce gösterdiğimiz canlı aplikasyonu tekrar verirseniz, bir izleyicimiz soruyor. Diyor ki, bir dakika, nerede kaldı? Evet,
Bulamadım vallahi, aşağı doğru indi. Acaba o aplikasyonu nereden bulabilir? Ha, Özkan Yüzal. O aplikasyon şu, benim kendi Twitter adresimde geriye doğru 20 tweet okurlarsa oradan görecekler. Onu ben retweet ettim, oradan ulaşabilirler. Canlı bir aplikasyon bu, yani çok sağlıklı ve güvenilir. Çok anlık veri ulaştırıyor. Öğlenden bu yana işte ölenlerin ve enfekte olan kişilerin sayısındaki artışı net biçimde görüyoruz. Hatta dakikalar itibariyle bile görebilecek durumdayız. F5 yaptığımız zaman yeni rakamları, yani rakam diyoruz artık ölümlerden rakam diye bahsetmek zorunda kalıyoruz maalesef. Bu da işin üzücü yanı. Şimdi bugün kapatma kararı alınan yerlerle ilgili izleyicilerden gelen bir mesaj var, birçok mesaj var. Şimdi AVM'ler ve AVM içindeki lokantalar kapanmadı. Ama AVM ve AVM içindeki çocuk alanları kapandı. Biraz önce saydım 20'den fazla sosyal mekan tamamen kapatılmış durumda. Çok olumlu bir adım. Diyorlar ki acaba AVM'ler de kapatılmalı mıydı ya da kapatılsa iyi olur muydu diye soruyorlar. Bu bir tartışma konusu. Senin görüşünü merak ediyorum. Valla bu aşamaya geldikten sonra bence yani Avrupa'da tanıdıkları olan işte orada İtalya, İspanya gibi yerlerdeki uygulamalar, hatta yapılan hatalar, yapılan olumlu şeyler, insanların psikolojisine baktığımızda bana kalırsa mümkün olduğu kadar insanların, yani şöyle bir şey tabii diyorsunuz işte, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın, birbirimizden uzak duralım değil mi? İşte temizliğimize özen gösterelim. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bazı gıda ve işte ilaç neyse kullanın vesaire. Ama insanlar ister istemez bir toplumu hani bazı kurallar koymadan da yönlendiremiyorsunuz. Benim kişisel fikrim, tabii şimdi belki o noktadaki çalışan dostlarımız veya işte ticari ilişkileri olanlar belki biraz kızacaklar ama bence en azından bir 15 gün hani okullarla birlikte bu karantinayı maksimum ne yapabilirsek yaparak bir kere Türkiye'deki bu olayı netleştirmemiz lazım. Ve tavizsiz uygulamak lazım. Evet, bakın şimdi şöyle de bir durum var Ali Bey. Şimdi burada orada bir rakamlar dönüyor ama şimdi burada insanları test etmezseniz ve insanların ne kadarının hasta olduğunu bilmezseniz o rakamlar yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla mesela ne yaptık? İşte Umre'den gelen vatandaşlarımız vardı. Hani bir bölgeye aldık. Yani bu konuda da Sağlık Bakanlığı aslında ben gördüğüm kadarıyla çok titiz çalışıyor. Bizim toplum olarak onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Yani hem sağlık personeline hem güvenlik personeline, günlük yaşantımızda birbirimize karşı madem bir dayanışma içinde bir toplum olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla ben hiç gocunmadan söyleyeyim. Yani ben mümkün olduğu kadar toplu insanların olabileceği neresi varsa, hatta şirketleri de belki konuşacağız, yani evden çalışma mevzusu. Yani buna bir 15 gün denememiz gerekiyor. Çünkü sayılar biliyorsunuz, yani İtalya'da falan böyle çok hızlı bir şekilde haftalık bazda arttı. Dolayısıyla bunun önüne geçmemiz lazım. Bir kere herkes biraz daha kendini de test etmiş olacak. Ondan sonra ticareti biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bence yani AVM'ler konusunda özellikle büyük şehirlerde AVM'ler geçerli. Yani çok sayıda varlar. Hani bu konuda bence belli bir süre kapatılması uygun olurdu diye düşünüyorum. Evet. Çok sayıda tweet geliyor. Bir kısmını okumaya çalışacağım. Okuyamadıklarım beni bağışlasınlar. Çünkü o kadar çok fazla konuşacağımız konu da var ki, grafiklerimiz var. Onları da dile getirmek istiyoruz. Şimdi biraz petrol, sonra biraz altın konuşalım. Önce petrol gelecek ekranlarımıza. Bugün 30 doların altını gördük petrolde, Brent'te. Ve aşağıda 17 dolar çıtası gözüküyor. Yani inerse böyle hızla bir şelale gibi 17-18 dolar seviyesine inebilir gibi yorumlar var. Dünyanın tabii bu kadar resesif, çok çekinik ve durağan bir döneminde 17 dolar artık şaka değil, olabilecek ihtimaller arasında gözüküyor. Bir geriye doğru 10 yıllık verelim, oradan bakalım Tonguç bize neler aktaracak petrolle ilgili. Şimdi petrolle ilgili yani bir fiyat şöyle aşağıda... Şöyle bir sihirli küreme bakayım diyorsun. Yok estağfurullah, yani şöyle şimdi biz neler konuşuyoruz? AVM'ler kapansın işte efendim, mesela Avrupa'dan Amerika'ya işte bir ay ulaşım, orada bir kısıtlamaya gidiliyor, karantinalar,
olağanüstü haller uygulanıyor dünyada. Şimdi bu durumda kimse gidip de petrol fiyatlarının hani bir aşamadan sonra talep tarafıyla, hatta şöyle bir durum var, hani Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkeler tamam belki kayaç gazı ya da kaya gazı Amerika'da devreden çıksa da üretimi arttıracaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu durumda kimse yani petrolün bir talep tarafından canlanmasını bekleyemez. Şöyle bir doğal dönüşüm olur. Yanılmıyorsam galiba iki gün sonra bir teknik toplantı var OPEC'in. Evet. Ama tamamen kararla ilgili bir şey değil. Acaba diyorum Fed'in aldığı bu karar gibi, yani veya Japon Merkez Bankası'nın aldığı böyle erken önlemler gibi şey tarafında da, yani OPEC ve OPEC dışı ülkelerde bir karar gelir mi? Hani petrolü destekleyecek bir kısıtlama. O da çok şu an yani böyle gözükmüyor gibi duruyor. Dolayısıyla çünkü burada atılan her adım sanki çok kısır bir döngüye yol açacak gibi. O açıdan ben şunu bekliyorum. Petrolün de nasıl hani altın geriliyor, borsalar geriliyor, bir gerileme sürecine devam edecek. Ama ben 17 dolarlar, şimdi buraya not alıyordum o küreme bakarak. Evet. Dedim ki dünyada 17 dolar petrol olur, faizler sıfır olur. İşte merkez bankaları neredeyse son 12 yılda attıkları adımın belki iki katına kadar bir parayı piyasaya sürerse, yaparsa, bu korona da geçerse yani bu piyasanın hali ne ola diyorum. Sonra yani, nasıl düzelteceğiz diyorsun. Hayır, nasıl yani bu kadar bolluk içerisinde insanlar nereye saldıracağını şaşırabilir. Tabii burada zor durumda olan şirketler vesaire gibi bir kritik süreç var ama yani dolayısıyla petrolün ben 17 dolarlara ineceğini çok düşünmüyorum. Yani şöyle de bir düşüncem var. Mesela bir aylık sürede büyük ihtimal biz bu Çin ve Güney Kore döngüsünü Avrupa'da da yaşayabiliriz. Yani bir vaka ve işte ölüm oranları neyse yataya dönüşme. Çünkü çok katı kurallar uygulanmaya başlandı. Yani bir nebze mesela İngiltere'yi falan dışarıda bırakırsak. Dolayısıyla ben hani 25 ile 30 dolar arasındayken sanki petrolün işte o doğal sürecinde ülkeler, şirketler ve üretim tarafı dışarıda kaldıktan sonra biraz orada dinginleşebileceğini düşünüyorum. Ama bugünlerde o kadar inanılmaz şeyler var ki, yani altın 1550-1570 dolar açıyor, 1450 dolar görüyor. Yani 100-120 dolarlık bir hareketi siz gün içi altında görebiliyorsanız, hani bir merkez bankası karşı para birimi olan Fed'in 100 bas puan faiz indirdiği gün, yani dolayısıyla petrolde de benim yaptığım yorum ve benim küremin yalnızca nacizane bir fikir olarak ele alınmasında da fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi altın konuşacağız birazdan. Arkadaşlarımız altını ayarlayacaklar. Bu arada çok sayıda soru, yani aynı noktaya yönelik soru var. Muhammed Çakmağ'ın sorusu bu yönde. Abdülaziz Daçin'in sorusu bu yönde. Soru ne? Borsayı kapatır mıyız? Kapatmalı mıyız? Kapatmamız gerekir mi diye soruyorlar. Şimdi borsanın kapatılması istisnai bir durum. İşte bugün ilk karar Filipinler'den geldi ama son bir haftaya baktığımızda pek çok borsa böyle yarı açık yarı kapalı gibi gidiyordu. Evet. Hani yarı açık cezaevi gibi oldu ama öylesi bir hava var. Şu anda acaba bizim için soruyorum. Yani bu kadar yoğun ve sıra dışı önlem aldığımız bir noktada acaba o tür faaliyetlere de ara vermek gerekebilir mi? Tamamen şahsi kanaatim soruyorum. Şahsi kanaatim yani gerekmez. Borsa yöneticisi değiliz. Yok, bence gerekmez. Şöyle yani siz koskoca Amerikan borsalarının günde %10 düşüp çıkabildiği bir piyasada kapanmıyorsa, ki Borsa İstanbul tarafında açığa satış tedbiri var. Marjlar %10'a çekilmiş. Devre kesiciler 30 dakikaya çıkmış. Zaten hacim ve satan alan kişi hani belli bir oranda baktığınızda giderek piyasadan çıkmış. Yani biz bugün %10 düşüyoruz ama kimse zannetmesin yani çok böyle herkesin elindeki hisse senedini satabildiği ve ondan sonra dip olduğu bir piyasa yaşamıyoruz. Dolayısıyla ben borsanın açık kalmasını ümit ediyorum. Çünkü şöyle düşünün. Mesela ben yayına gelirken altın 1460 dolardı. Şimdi 1510 dolar. Yani demek ki borsa yükseleceği zaman da önüne geçmemiz lazım. Yani bu bir finansal kriz senaryosu gibi gözükse de hala serbest bir yatırım yapan insanların marjlarını kontrol edebildiği bir piyasa. Dolayısıyla ben şu an için borsanın kapanmasının Türkiye'de çok doğru olacağını düşünmüyorum. Peki, bir soru var petrolle ilgili. Osman Çelebi diyor ki petrol %55 değer kaybetti. Yani belli bir aralıktan, evet, bahsediyor.
Neden diyor bu %55 pompa fiyatına yansımıyor? Bir miktar yansıdı. Yani kaç? Bir defasında 70 kuruş, bir defasında 50 kuruş olmak üzere. Oldu, evet, 1 liranın üzerinde yani 110 kuruş civarında bir indirim oldu. Daha yani daha düşürülebilir mi? Çünkü orada ortada bir şey var, bir ölçek var, %55. Ya acaba şunu yapabilir miyiz? Hep biz böyle yani bu durumları biz kendimiz de fırsata çevirmemiz lazım. Yani benzin fiyatının işte 3'e 5'e 4'e düşmesi değil Ali Bey. Acaba şunu yapabilir miyiz? Böyle bir petrol, örnek veriyorum, 45 dolar ortalamayla giderken Türkiye, hani tarımda hep ucuz mazot konuşulur. Yani bırakın trafiği, evet, veya ulaşımda herhangi bir şeyde şöyle bir kıstasa gidebilir miyiz? Yani vergilendirmeyi ona göre ayarlayıp bakın. Tamam, böyle böyle hani sanayi tarafında işte 1-2 aylık bir gecikmemiz oldu ekonomide. Belki bu tarım konusunda bu ucuz petrol fiyatlarını en azından bir yıllık bir avantaja çevirebiliriz. Hani neden daha çok inmiyor konusu benim bildiğim kadarıyla vergilendirmeyle ilgili, tamam, bir durum. Vergi, evet. Hani vergiden şu an için bu durumda yani insanların biraz daha sokağa çıkmasını aslında istemediğimiz bu durumda daha ucuz petrol bizim işimize yarar mı? Yaramaz, ama gelecek dönemde hani bir tarım veya benzeri düzenlemede daha düşük maliyetli bir mazot ya da petrol, benzin sağlayabilirsek belki orada ekonomi için biraz daha ateşleyici güç olabilir diye düşünüyorum. Peki. Borsayla ilgili Turhan Güran'ın tweet'i var. Diyor ki borsa uzun süre kapatılamaz. Tüm birikimi borsada olan kişi nakit ihtiyacı yani için satış yapmak isterse ne olacak? Borsayı kapatmak, market, bakkal, eczane kapatmak gibi bir şey olur diyor. Hani ihtiyaca binaen. Ona benzemez diyecek zannettim. Yok, yani tam borsa o diyor. Yani hani eczane kapatmak. Yani doğru, eczanenin acil. Evet, acil bir durum var diye kapatmak doğru olmaz diyor. Şimdi altın konuşacağız. Semih Bey yayının ilk başında da yazdı. Birkaç izleyicimiz daha yazdı. Kısa, orta ve uzun vadeli altın yorumu istiyor. Altın bu seviyelerden alınır mı diyor. Çok zor bir soru ama yine de soracağız. Yani ons gram olarak ben bakacağım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela faizlerin bu kadar düşük olduğu ve özellikle de riskin devam edeceğini düşündüğümüzde dalgalı olarak mesela ons altının şu anki fiyatlaması, yani şu anki derken işte 1450 veya 1500'ün altındaki fiyatlamaları ben çok suni buluyorum. Yani ons altın o şeyi bulduğunda, artık kendi üstündeki satış baskısını bir kenara koyduğunda, ki kısa bir sürede bulabilir. Ben ons altın fiyatlarının, bu arada şöyle bir durum var Ali Bey. Bugün baktım, son 1-2 günde mesela ons altın 1700'den 1450'ye geliyor ya. Evet. Burada mesela eldeki fon miktarı, yani dünya genelinde taşınan fon miktarında çok inanılmaz bir düşüş yok. Yani dolayısıyla hani insanlar altın sattı derken böyle o 1200 dolarlardaki altın kadar bir fon miktarı yok. Hala ellerinde tutuyorlar. Fiyat yalnızca oynuyor. Dolayısıyla ben ons altının tekrar yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Kur tarafında da biz artık mesela 6.20'lerin falan biraz üstüne oturmuş gibi gözüküyoruz. Dolayısıyla gram altın 300-310 arası, ons altında da 1500 doların altı, diyelim ki 1450 dolar civarları bence önümüzdeki 10 ay 9 ay için çok uygun seviyeler gibi gözüküyor. Alım bana fırsatı olarak mı? Yani tabii ki böyle bir hani yatırım tavsiyesi gibi değil ama portföyümde niye dedik biz %30-35 bu yılda altın kalmalı? TL ya da dolar bazlı, evet, 1450 dolar. TL bazda 300 TL'nin altı veya civarı bence sene sonu için uygun seviyelerdir diye düşünüyorum. Peki. Böylece Fatma Nur Çulhan'ın sorusunu da yanıtlamış olduk. Alım fırsatı mı diyor. Yani evet olabilir, evet, diyorsunuz yani, ama bir yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum diyor. Londra'ya gideceğiz. Londra'da bugün İngiltere'den çok önemli haberler var. Daha doğrusu Avrupa'dan önemli haberler var. Ceren Dilekçi de karşımızda. Avrupa, yani İngiltere değil ama tabii Avrupa merkezi olmak üzere Schengen vizesine kısıtlama getiriyor. Yani Schengen bir anlamda artık hayatımızdan çıkacak bir süre için. Bakalım ne tür bir karar mekanizması var, o karar mekanizması nasıl çalışacak, ne zaman çıkacak, Schengen vizesiyle ilgili kısıtlama ne zaman başlar diye düşünüyorsun. Ali Çağatay, koronavirüsü Avrupa'da hızla yayılıyor. Şu an itibariyle yaklaşık 50 bin civarında kişi etkilemiş durumda. 2 bin kişinin ise ölümüne neden oldu. Tabii Avrupa Birliği ülkeleri de koronavirüsü etkisini azaltmak amacıyla önlemlerini sıkılaştırmış durumdalar. Bugün G7 Liderler Zirvesi bir
telekonferans gerçekleştirdi G7 ülkelerinin liderleri ve o konferansa şöyle bir karar alındı. Bir ay süreyle Schengen ülkelerine üçüncü ülkelerden giriş kısıtlanmış olacak. Yani 26 üyeli Schengen ülkelerine bir ay süreyle zorunlu olmadıkça seyahat yapılamayacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen gazetecilerin sorularını yanıtladı telekonferans sonrası ve ilk etapta bir aylık süreyle bu kararı aldıklarını fakat gerekmesi durumunda kararın uzatılabileceğini söyledi. Tabii Almanya bazı ülkelerle sınırlarını kapattığını duyurmuştu bugün itibariyle. İspanya olağanüstü hal ilan etti. Bu akşam Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını takip edeceğiz. Fransa da o hal açıklayabilir. Yani ülkelerden aslında gelen tedbirler Avrupa ülkelerinden giderek artmakta. Tabii gözler İngiltere'ye çevrilmiş durumda. Çünkü İngiltere'deki vaka sayısı hızla artıyor. 1500'ün üzerinde vaka sayısına ulaşıldı ve son birkaç günde çok hızlı artış gösterdi. Fakat Johnson hükümeti kamuoyundan gelen baskılara rağmen geri adım atmaktan kaçınıyor ve önlemler noktasında yeni önlem açıklanmakta direniyor ve halen okulların açık olması da kamuoyunun oldukça tepkisini çekiyor İngiltere'de. Bakın önümüzdeki dönemde aslında kamuoyundan gelen baskıya kulak verecek mi Johnson? Hep birlikte takip edeceğiz. Diğer taraftaysa tabii şirketlerle planlarını değiştirmeye başladılar. Zaten son dönemde aktarmaktaydık. Fakat otomotiv şirketleri Avrupa'daki fabrikalarında üretimi durdurmaya başladılar. Havayolu şirketleri artık iflas senaryoları planları yapıyorlar ve durumun bir süre daha böyle devam etmesi halinde Mayıs döneminde havayolu şirketlerinin çoğunun iflas etmesi beklenmekte. Bu yüzden bugün Avrupa'da havayolu şirketli hisselerinde çok sert değer kayıpları gördük. Keza bankalar cephesinde biz endişelerin arttığını gözlemledik. Banka hisseleri bugün çok sert değer kaybetti. Fakat sabah saatlerinde değer kayıpları daha fazlaydı. Yani İspanya borsası öncülüğünde biz %10'u aşan değer kayıpları görmüştük Avrupa borsalarında. Şu an kapanışa yakın bir miktar daha toparlanma çabasının olduğunu ve düşüşlerin %3, %4 olduğunu söyleyebiliriz. Fakat İspanya borsası yine %7 civarında düşüşle satışlara öncülük etmekte. Yarın Almanya'dan ZIO endeksine göreceğiz. Mart ayına ilişkin önemli bir veri, onu aktaracağız ve yarın aynı zamanda Avrupa Birliği liderleri yine bir telekonferans gerçekleştirecekler. Oradan çıkan mesajları da takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Çok teşekkürler Ceren. Şimdi birkaç tweet var. Biraz gümüş konuşacağız. Gümüşte bugün ciddi bir düşüş vardı. Arkadaşlarımız altın gümüş korelasyonu hazırlasınlar. Ben de o arada Doktor Batuhan Can Türk'ün bir tweet'i var, okuyacağım. Diyor ki Ali Bey, bir aylık süre yetmeyecektir. Maalesef Batı Avrupa ve Amerika virüsü ciddiye almadı. Antiviral ilaç konusunda Çin'le aynı anda çalışmalara başlanmalı ve bu işe büyük bir bütçe aktarılmalıydı. Süreç Temmuz ve ötesini aşabilir diyor. Bir de bir noktalama yapmış. Bence AVM'ler ve BIST kapatılmalı diyor. Evet, AVM'ler konusunda ben de aynı şeyi düşünüyorum ama BIST'in kapatılması biraz daha uzun vadede ve daha kritik aşamadan sonra evet, düşünülebilir. Sonuçta hani kapanacaksa o da kapatılabilir. Şimdi bugün gümüşte çok ciddi bir düşüş oldu. Neye bağlıyorsunuz? Yani bütün emtialar, yani şu anda güvenli emtia kalmadı. Altın diyorsunuz çöküyor, gümüş diyorsunuz çöküyor. Petrol diyorsunuz zaten ortada şeyi kalmadı, yani bir fiyat dengesi kalmadı. Borsalar için her günü kara gün olarak niteliyoruz. İş nereye doğru gidiyor? Şu anda gümüşteki serbest düşüşü görüyoruz. Ya tabii şimdi hani tüm emtiaları şey olarak, bir varlık olarak düşünürsek, dolayısıyla bütün varlıklar içerisinde bu küresel yavaşlama, işte ne diyor mesela Ceren'in notlarında vardı, havayolları şirketleri, bankacılık, hani böyle bir risk algısının tavana çıktığı dönemde bu ürünlerin hepsine bir satış gelmesi çok normal. Şimdi gümüşle ilgili özel bakarsak, yani altın, hani diyelim ki gümüş biraz daha üretimde kullanılabilen bir ürün. Ama altın tamamen neredeyse işte bir takı ziynet ve güvenli liman algısıyla belki kullanılabilecek, evet, saklanabilecek bir ürün. Dolayısıyla gümüş diğer emtialara benzer. Biraz daha güvenli liman algısını biliyorsunuz. Hep altını biraz geriden yakalar diyorduk. Dolayısıyla altın biraz daha şey kalırken, yani ne diyelim, hani fonlarda hala bir tutulması için mantıklı dururken, o gümüşün son yükselişinden sonraki emtia algısıyla satışı yalnız bugün değil aslında, sanki bir 2-3 günlük daha günlük görelim, günçe arkadaşlar. 2-3 günlük bir hareketle gerçekleşiyor. Yani altınla gümüşün ayrılışmasının mantığını ben buna bağlıyorum. Hani elimde benim gümüş var. Birincisi
tamam bunun bir kullanım amaçlı olarak fiyatı düşmesi, ikincisi de biraz daha ne diyelim hani bu güvenli liman algısıyla ilgili fonumda ben ayrıca bu varlığı da satıp bir yerde teminatımı tamamlamak için kullanma isteğim gibi geliyor bana. Peki şimdi bir numaralı grafiğimiz gelecek ekrana. Amerika 12 ay hazine bonosu, 12 aylık hazine evet. bonosu sıfıra geldi diyoruz. Evren Efe Ersin'in bir tweet'i var, okuyorum, samimiyetle yazmış. Diyor ki Ali Bey, bugün arkadaşlarla şunu konuştuk. BIST'te her şeyi sattılar, artık bundan sonra alacak bir şey kalmadı. Dow Jones da aynı düşüşte, orada da alternatif yok. Dolayısıyla panik havası yakında bitecek diyor. Sana katılmayı çok isterim Evren ama bu panik havasının biraz daha devam edeceğini maalesef görgülerime ya da deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim. Biraz daha sürecek ama ne kadar derseniz orasını bilmiyorum. Şimdi 12 aylık hazine bonosu sıfıra geldi. Bunu bir yorumlamanı rica ediyorum. Yani faizler, şunu tabii izleyicilerden de dikkat etmesini rica edebiliriz belki. Şimdi FED 3 kere 25 bas puan yanılmıyorsam değil mi faiz indirdi. Üstüne bir 50 bas puan, bir 100 bas puan. Hani biz bu FED'i faiz arttırımları şeyinde heyecanıyla giderken öyle bir yerde gördük ki zaten bu belliydi yani bir 3 hafta öncesinden. Yani diğer gelişmekte olan ülke faizlerine neredeyse FED faizlerini getirdi. Buna ihtiyacı vardı. Dolayısıyla yani 12 aylık hani şey bono tarafındaki faizin sıfıra gelmesi, işte 10 yıllıklarda 0.60'a gelmesi, burada sanki şöyle arkadaşımızın tweetine ya da mesajına şöyle katılıyorum. Evren'in. Mesela siz Evren Bey'in evet yani siz şimdi mesela bir tahvile yatırım yapıyorsunuz. Merkez Bankası gidiyor 150 bas puan faiz indiriyor mesela bir ayda. Getiriniz artık elinizde. Yani buradan sonra bir 150 daha inmesi enteresan olabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla mesela borsada satış yapıyorsunuz. Bugün teminat tamamladınız, yarın tamamladınız, öbür gün korktunuz, sattınız vesaire. Ama dönüp baktığınızda yani tamam da bütün hisse senetleri havayolu şirketi değil ki ya da bütün hisse senetleri bankacılık hissesi değil ki. Yani burada birçok hisse senedi var ve onun değerinin mantıksız bir hale geldiğini gördüğünüzde değerleme açısından. Şimdi bu faiz oranlarıyla da hisseleri değerlemek enteresanlaşabilir. Ve dolayısıyla ben şeye katılıyorum yani bir süre sonra ya dur biz ne yapıyoruz olacaktır piyasada. Ama sizin dediğiniz gibi daha ne yazık ki insanlar bir gün pozisyon aldıklarında 2 saat bile ya benim hisse senedim ne güzel işte bir %2 arttı deme zevkine uzun süredir ulaşamadılar. Dolayısıyla faizler yani grafik için konuşursak hani böyle bir hızlı döngü içerisinde yıllıkta da sıfıra yaklaşması çok normal gözüküyor. Evet. Şimdi 3 numara gelecek ekranımıza. 5 büyük merkez bankası, büyük dememek lazım. Arada Çin'i de katmak lazım. 5 merkez bankası politika faizi ortalaması. O da sıfır yani. Evet, orada da sıfır var. Hepsi birlikte hareket ediyor. Nasıl yorumluyoruz? Yani Ali Bey şimdi tamam G7 toplandı, telekonferans mesela çıktı, hemen FED faizi indirdi. Yani görünen o ki bu merkez bankalı içerisinde şöyle bir ego yok yani. Ya sen indir faizi, ben indirmeyeyim, ben yardım etmem gibi bir durum yok. Bir kere bütün dünya şu an için finansal olarak piyasalara destek vermesi ve ne gerekiyorsa yapması konusunda biraz da hemfikir. Evet. Yani faizler bu noktada ortalamasının belki sıfıra yaklaşması tabii negatif. Bugün gördüm 12 trilyon dolar olmuş. Geçenlerde 17 trilyon dolara kadar çıkmıştı bu negatif faizde duran para. Dolayısıyla yani bir süre geçtikten sonra o kenarda duran paranın da tekrar piyasaya gelmesi gerekecek. Bu belki de hani bu işte teminat ihtiyacı görülen, o kenarda boşta bulan ve eksi faizle değerlendirilen paranın da şeye gelmesini sağladı. Piyasaya gelmesini sağladı. Dolayısıyla bir süre daha biz şöyle bir durum görürüz. Belki merkez bankaları faizleri sıfır ve altında tutarak belki bir sene, iki sene devam edebilirler. Evet. 9 numara girecek. Virüs Çin ekonomisini vurdu. Zaten yani şu ana kadarki vurgunu gösteren bir grafik bu. Bu grafiği
yorumlamanızı rica ediyorum. Sonra biraz Borsa İstanbul konuşalım istiyorum. Bu şeyle ilgili herhalde, perakende satışlarla evet, mı? Evet, sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit varlık yatırımları. Şimdi en büyük darbeyi evet, perakende yemiş Çin'in durumda. Şubat ayına baktığınızda doğal olarak, tabii onlar mesela biz Mart ayı gibi bu virüsle ilgili haber akışı biraz daha yoğunlaştı. Bu kadar kötü bir dönem geçirip bu kadar... ne diyelim, hani fabrikaların kapandığı, işte insanların biraz daha evlerinde kaldığı bir dönemde bu kadar sert bir değişim görmeleri çok doğal. Yalnız şu enteresan, bu kadar yani virüsün başladığı alanda aynı 2008'deki Amerika krizi gibi krizin başladığı yerden sanki Çin şu an dünyadan çok daha güvenli bir bölge yapmış ve fabrikaları belki görüyorsunuzdur, işte hastaneleri, yaptıkları hastaneleri şu an orayı kapadılar. Fabrikalar açılıyor, yeniden üretime başlıyor. Dolayısıyla onlar bu konuda kontrolü ve güveni sağlamışlar gibi gözüküyorlar şu an için. O açıdan Şubat'ta böyle bir yıkıntı içinde olmaları çok doğal. Tabii şey, Çin'in çok daha düşük büyümeyle geleceğini düşünüyordu bu yıl içerisinde. Eğer yeni bir değişim olmazsa bu hastalıkla ilgili, bence bir veya iki ay sonraki veriler bundan çok daha iyi olabilir. Peki, Borsa İstanbul gün içi, sonra geriye doğru göreceğiz. Hakan Kamber'in sorusuyla birlikte şöyle yazıyor. BIST'te günlük kayıp kazanç oranı %20'den %10'a düşürüldü. Bu oran bu kadar anormal bir ekonomi dışı konjonktüre özel geçici olarak %2-3'lere çekilemez mi? Yani %10'u %2-3'lere çekemez miyiz? Şirketler her gün %10 kaybediyor. Bu şirketlerin değerini korumamız gerekmez mi diye soruyor. Ya mutlaka, ama şimdi bu serbest bir piyasa gibi görürsek hani borsada, siz onu 2-3'e çekerseniz, mesela diyelim ki bir haber geldi, piyasalar tersine döndü. Bu sefer sadece %2 veya 3 artmış olacak. Evet. Dolayısıyla isteyen yine hisseyi alamayacak, aynı şey isteyen yine hisseyi satamayacak. Hani bu çok bence sağlıklı bir durum olmaz diye düşünüyorum. Bakın, hem açığa satışınız var, hem devre kesiciniz var, hem %10 marjınız var. Yani daha bundan fazla borsada hani bir sıkılaştırıp da böyle hani tek fiyat uygulamasına geçersiniz. Sabah bir fiyat olur, öğlen bir fiyat olur, akşam bir fiyat olur. Yani o zaman da borsa dediğimiz şeyin bir anlamı kalmaz. Yani bu kadar büyük montanlı hisseler için. Bence şu an için çok mantıklı bir yaklaşım olmaz. Yani o marjı %2-3'e çekmek. Peki. Şimdi Amerikan borsalarını bir konuşalım. 5 numaralı grafiğimiz de geliyor. Beklentilerde sert bozulma. Bugün bir devre kesici devreye evet, girdi. Girmek zorunda kaldı. Muhtemelen yani kapanışa kadar bir devre kesici daha gelebilir. Çünkü kan kaybı devam ediyor orada. Aşağıdan bu KC'nin yerinde Dow Jones, S&P görebilirsek oradan konuşabiliriz. Evet. Ya şimdi genelde Amerika borsasında o devre kesiciden sonra bir şey oluyor, yani bir açılışta bir şok oluyor. Ve sonrasında aslında gelinen noktalarda tamam, biz şirketlerin risklerini vesaire konuşuyoruz ama ben bu aralar şey olacağını düşünüyorum Ali Bey. Yani en azından bu, yani %10, %10 aşağı yukarı hareket ilelebet devam edemez. Yani insanlar bir noktada pozisyonlarını nötrleyecek. Yani aynı böyle T cetvel gibi evet, eksisini artısını bir yere yazacak. Ve ondan sonra bu kadar düşük faiz ortamında işte hangi şirkete ne kadar yardım yapılacak, kamulaştırma mı olacak, geçecek mi? Ya da şirketler bu likiditeyle gerçekten bir iki ay idare edebilecekler mi? Bakın, böyle çok kötü düşündüğümüz günlerde, yani ben hala bu virüs meselesinin bu kadar... yani Çin'le Kore örneği sonrası, Güney Kore örneği sonrası kontrol edildiği zaman aslında dünya için bir iki ayda da böyle bir risk olmaktan çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sanki ben yani bugün için, hani yarın böyle Amerikan borsasının tekrar bir devre kesiciliği ya da bu akşam devam edeceğini çok düşünmüyorum. Biraz daha stabil bir, yani tabii şimdi Ceren şöyle dedi, %10 eksiyle başladı. Evet. %4-5 mesela, buna sevinmek çok güzel bir şey değil. Ama maalesef o bile bazen piyasanın daha stabil olduğunu gösteriyor. Ben akşam o kadar, yani yeni bir gelişme olmazsa, ki şu an artık önümüzde 2020'de 2,5-3 ay içerisinde yani görmediğimiz şey kalmadı gibi duruyor, ama yani akşam enteresan bir şey olmazsa Allah korusun, ben piyasaların biraz da Amerika tarafında toparlayacağını düşünüyorum. Peki.
Bir başka konu var, ona geçeceğiz. 13 numaralı grafiğimiz ekranda kalsın. Şimdi iki izleyiciden, hatta birkaç izleyiciden daha geldi bundan önce. Mesela Umut Bey diyor ki, şirketler neden hisse alım programı yapmıyor? Herkes bu kadar satılması saçma diyor ama kimse hamle yapmıyor. Kamu şirketleri bunu yapmaz mı, yapmalı mı diye soruyor. Tahsin Bey de aynı şeyi söylüyor. Şimdi hisse alım programı yapan bir iki şirket var bildiğim ama bunlar hani böyle bozkırda bir çiçek gibi. Bugün mesela TAB Yönetim Kurulu, İcra Kurulu Başkanı Sani Şener buradaydı. Onlar bir hisse alım programı yürütüyorlar şu anda, çok ciddi. Ama bunun gibi pek çok şirketin, yani kamu şirketleri de dahil olmak üzere, bir hisse alım programı yürütebilirler mi? Yürütürlerse faydası olur mu? Yürütebilirler, bence yürütmelidirler. Yalnız bu hisse alım programlarında ya da fikirlerinde büyük ihtimal onlar da biraz piyasanın, yani tabii her hisseye göre bu değişir ama piyasanın biraz durulmasını bekliyorlardır. Yani şimdi bir açıklama yaparsınız da hangi fiyattan ne kadar alacağınızı, ama siz her gün %10'luk bir marjda değişen piyasada, yani bunun kararını vermek ve uygulama konusunda en azından böyle bir 3-4 günlük yatay durum geldiğinde, ya bizim şirketimizin işte defter değeriyle piyasa değeri arasında böyle bir durum oluştu. Biz de önümüzdeki dönem böyle bir şey içerisindeyiz, projeler içerisindeyiz. Burada bizim hisse alımına gitmemiz lazım dediklerinde bir fiyat ve miktar belirtmeleri gerekeceği için bence onlar da biraz bekliyordur ama önümüzdeki dönem olabilir. Yalnız bir kısım hisse tarafında işte borç yapılandırmasına giden, finansman konusunda hani biraz daha belki sıkıntılı durumda olanlar için de tekrardan bu düşük faiz ortamı. Belki bu hafta Merkez Bankası biraz daha tabii sert gelir mi piyasa, yani faiz indirimi konusunda onlar da o avantajı kullanması gerekebilir tekrardan. Peki 13 numara ekranda. Şimdi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu bugün çok seri birçok karar aldı. Bunlar Temmuz 2020'de hayatımıza girecekler. Evet. Hayatımıza girecek en büyük yenilik şu, biliyorsunuz bu çipli yeni nüfus kimlikleri, yani kimlik kartları artık bankamatik kartı, kredi kartı, maaş kartı vesaire yerine girecek. Yani onu bankamatiğe soktuğunuz anda bütün bilgilerinizi alacak. Dolayısıyla hiçbir şekilde diğer kartları taşımanıza gerek kalmadan daha güvenli ve kartların kopyalanması ihtimalini de neredeyse sıfırlayacak bir sistem geliyor. 30-40 saniye vaktimiz var. Buna dair bir şeyler söylemek istersen. Ya bankacılık sistemi değişiyor. Şu önemli. Mesela online olarak yanılmıyorsam ne yapabiliyorsanız bunun tersini de yapabiliyorsunuz gibi bir durum var. Yani mesela hesap açtınız, hesabı kapatıyorsunuz. Evet. Ne bileyim, bir limit koydunuz, limitinizi açabiliyorsunuz. Yani artık kendi hesabınızı yönetme şansınız var. Yani lütfen bu ortamda biz de yani yine aracı kurumları da devreye alacağım ama yani bu hesap açma, işte bazı sistemlerin otomatikleşmesi, online'a geçmesi konusunda bankacılık sistemiyle birlikte aracı kurumları da düşünürlerse, çünkü artık dünya bu yöne gidiyor. Yani evet, tek bir çiple kendi hesabınızı istediğiniz gibi kontrol etmeniz durumunda. Çok güzel değişiklikler. Umarım piyasalar durulduğunda biraz daha geniş konuşma şansımız olur. Pekala. Çok teşekkürler. Bu arada çok yeni ve ilk defa yazan izleyiciler var. Yani yeni bir kitle var şu anda. Yani Bloomberg'i izleyen. Muhtemelen neden izliyorlar? Herkes yarına dair ne olacak yapacaklarını ve yarına dair planlarını gözden geçirirken bir destek, dayanak ya da bir bilgi kırıntısı arıyorlar. O sebeple bizde oluyorlar. Biz de onun fazlasını vermeye çalışıyoruz. Tabii elimizden geldiğince. Reklama gidiyoruz. Koronavirüsteki son durumla size veda ediyoruz. Yayının başında 174.991 olan enfekte olan kişi sayısı 95'e çıktı. 4 kişi katıldı. Bir kişi de hayata veda etti. 6.705'ti yayının başında. Şimdi 6.706 kişi olmuş durumda ölenlerin sayısı. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.